Dünya hayatı her insan için göz açıp kapayıncaya kadar geçen kısa bir imtihan yeridir. Her insan ortalama 50-60 yıllık dünya hayatı boyunca tüm yaptıklarının karşılığını ahirette alacaktır. Yani insanların ölümü gördükten sonra bir daha dünyaya dönüp yaptıkları hataları telafi etme imkanları yoktur. Allah, dünya hayatının amacının ne olduğunu bir ayetinde şöyle bildirir. O, amel bakımından hanginizin daha iyi olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır. Karma inancındaysa dünya hayatı, bir önceki hayatın bir sonucu ve bir sonraki dünya hayatının nedenidir. Bu sapkın düşünceye göre dünya hayatı hiç bitmez. Ölen bir insan başka bir bedenle tekrar bu dünyaya geri döner. Ancak bu doğru değildir. Ölümle birlikte her insanın dünya hayatı sona erer ve ahiret hayatı başlar. Bir insanın hayatı boyunca karşısına çıkan tüm olaylar Allah'tan bir deneme olarak yaratılmıştır. Bir insanın zengin veya ünlü olması, o insanın karma inancında olduğu gibi sözde geçmiş hayatında yaptığı iyiliklerin bir karşılığı değildir. Allah o insanı zenginlik ve şöhretle denemektedir. Önemli olan o kişinin sahip olduklarına şükredenlerden olup olmayacağıdır. Aynı şekilde fakirlik ve zorluk içinde yaşayan bir insanın da geçmiş hayatındaki kötülüklerinin karşılığını gördüğü yönündeki inanç batıldır. Allah bu insanı da zorluk ve sıkıntıyla denemektedir. Bu şekilde denenen insanların her koşul altında Allah'a tevekkül etmeleri ve sabrederek Allah'tan razı olmaları gerekmektedir. Çünkü her insan yaptığı kötülüğün veya iyiliğin karşılığını ahirette en adaletli şekilde alacaktır. Dünya hayatı ise geçici, çok kısa süreli bir faydalanmadan başka bir şey değildir. Bu dünya hayatı yalnızca bir oyun ve eğlence türünden tutkulu bir oyalanmadır. Gerçekten ahiret yurduysa asıl hayat odur. Bir bilselerdi. Allah, insanlara korumaları gereken sınırları, kendisinin hoşnut olacağı ve olmayacağı her şeyi açıkça bildirmiştir. Her insanın Allah'ın Kur'an'da bildirdiği güzel ahlaka titizlikle uyması, dünyada kendisine verilen süreyi ahiret için en iyi şekilde değerlendirmesi gerekir. Çünkü ölüm, insana bir kere geldiğinde dünyaya tekrar geri dönüp eksiklerini telafi etme gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Nitekim Kur'an ayetlerinde insanlar bu konuda şöyle uyarılmaktadır. Sonunda onlardan birine ölüm geldiği zaman der ki, Rabbim, beni geri çevirin ki geride bıraktığım dünyada salih amellerde bulunayım. Asla. Gerçekten bu yalnızca bir sözdür, bunu da kendisi söylemektedir. Onların önlerinde diriltilip kaldırılacakları güne kadar bir engel vardır.